Başak oradan mesaj gönderiyor ki haklı. Alırım ben o çocuğu. He? Gider şikayet ederim. İşte nereye götürebilecek? Nereye gidecek ki? Para vermedim diye bunları yapıyorsa daha ileride neler yapar Allah bilir. Kaldım aman gurbet elde, hasret sabrım deniyor. Yüzünü göreyim geldi, eller beni gönder. Yüzünü göreyim geldi, eller beni göndermiyor. Nerede bir yolcuyu görsem, aklıma sığınam geliyor. Ben atlıma babam geliyor. Ben ne zaman bir of çeksem, atlıma babam geliyor. Kızım diyor, gözüm kuzum diyor, kızım diyor, gözüm diyor, ağlamasız kuzum benden garip dertli baba, senden ayrı olmaz yaram. Ne arayan ne soran var, eller sende. Nerede bir yolcuyu görsen, aklıma sığınam geliyor. Ben ne zaman bir of çeksem, hatırıma babam geliyor. Ben ne zaman bir of çeksem, hatırıma babam geliyor. Kızım diyor, gözüm kızım diyor, gözüm diyor, ağlama sus kuzum diyor. Kızım diyor, gözüm diyor, ağlama sus.
Havanur, annenle konuşuyor musun bu ara? Mesajlaşıyor musun yavrum? Abinle? Kızgınlar mı sana? E haklılar. Sen de hak veriyorsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi baban da, annen de Murat'ın burada böyle rest çekmesine de sinirleniyorlardır. Hani Murat diyor ya, gidemez, gitsin. O gidemezi ben bırakmam anlamında söylemiyor. Gitmez. Ama onlar başka şekilde anlıyor. Onlar sanki seni göndermeyecek gibi mi anlıyor? Yanlış anlıyorlar bence. Gitmek istemeyen sensin. Sen istesen gidersin. Sen istemiyorsun çocuğum. Ben çocuk var diye gitmiyorum. Çocuk var diye bak ne diyorsun? Sabah benden para istedi, vermedim. Bu hale geldik, çocuğu aldı, kim bilir. Belki de gitti adam. Böyle evlilik olmaz ki ya. Siz hiçbir zaman bir olamadınız. Bir 50 kere söyledim, olmaz, bir olun. Olmaz demedi ki. Havanur, sen evlendikten sonra çok değiştin annem. Seda Hanım, sana bir şey diyebilir miyim? Tabii hayatım. Havanur, keşke benim de babam yanımda olsaydı, arkamda sahip çıksaydı. Keşke kalksa gelseydi. Sahip, bak baban sana sahip çıkıyor. Yüzünü yere eğdirme artık. Benim babamı ben bilmem, tanımam, görmem. Ben küçükken vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. O yönden kırma babanı. Peki ne yapmayı düşünüyorsun Havanur? Nereye kadar böyle yani? Ne yapalım, ne yapabiliriz senin için? Öyle ya. Ne yapmamızı istiyorsun? Şimdi ben annene mahcup oldum. Esef Bey'e mahcup oldum. Ben Murat'a kefilim dedim. Mahcup oldum. Ben mahcubiyetimi kabul ediyorum. Ben mahcubum, sen pişmansın. Ne yapacağız söyle. Ben de bilmiyorum. Kimse kimsenin ayrılmasını istemez ama en kötü şey çocuğu mutsuz bir ortamda büyütmek. En kötü şey bu. Niye ağladı Şadım Hanım? Ne oldu? Ya çocuğa üzülüyorum Seda Hanım yani. Annesiz babasız büyümek güzel bir şey değil. Ama Havanur, sana da bir şey söyleyeceğim. Şimdi adamın şu an parası yoktur. Sana teslim ediyor Murat. Değil mi paraları? E kızım, istediyse demek ki ihtiyaçtan istedi. Niye vermiyorsun? Niye bölüşmüyorsun? Şimdi bak, çocuğu aldı gitti. O çocuğun ihtiyaçları var. Nasıl karşılayacak? Gitmesin biliyor ya, karşılasın. Bak bir şey söyleyeceğim sana Havan. Sen bu inadından vazgeç kızım. Çok dik kafalılık iyi değil. Bu yuvayı böyle yürütemezsin. Olmaz.